Merhabalar. Bugün 24 Aralık 2022. Sarıkamış Savaşı'nın seneyi devriyesindeyiz. Aslında ben e, ayın ortaları gibi bir video yani çekmek, kaydı yüklemek istiyorum. Yani yaklaşık bir hafta sonra diye başlayıp önümüzdeki günlerde. İşte 22 Aralık gelecek ee, ve işte savaşın önemiyle alakalı bir kayıt yüklemeyi düşünüyordum. Fakat birkaç haftadır gerekli bir meşguliyet var. Hani deriz ya ya gereksiz bir meşguliyet beni yordu. Hayır bu benim birkaç haftadır yorulduğum, meşgul olduğum e, önemli bir mesele vardı. Neticelence buradan bildireceğim. Sadece şu kadarını söyleyeyim. 12 yıllık hayalimin çoğu zaman artık gerçekleşmeyecek galiba diye karamsarlığa düştüğüm her şeyi yaptığım halde olmayan bazılarının bir tek yumurtayla girdiği yere ben iki koli götürdüğüm iki koli yumurta yani 60 adet yumurtayla e, götürdüğüm yerde halde pardon o yere giremediğimi hissettiğim haksızlığa tabii ki isyan ediyorsunuz. İşte böyle bir süreç vardı. Bakalım. Neyse. Olunca bilgi vereceğim. Şimdi Sarıkamış Savaşı'nı dediğim gibi aslında bir hafta belki 10 gün öncesinden konuşmak istiyordum. Çok da geç kalmış sayılmayız. Evvela şunu belirteyim. Sarıkamış Savaşı başta olmak üzere tarihi meselelere halen herkes kendi cephesinden kendi gözlüğünden bakıyor. Gözlüğünün camlarının kirli olduğundan, renkli olduğundan haberi olan var, olmayan var. Ve bundan rahatsız olmayan daha çok kişi var. Tamam ben bakıyorum ama bu gözlüğümün camını temizleyeyim diyen çok az kişi var. Eğer birisi A'yı seviyorsa A ile ilgili olumsuz hiçbir şeyi ciddiye almıyor, önemsemiyor, duymazdan geliyor. Hatta onunla ilgili yani A konusuyla ilgili olan iddiaları, tezleri, eserleri görmezden geliyor. B için de geçerli bu. İyi de bu böyle olur mu? Olmaz. Bunun adı bilim olmaz. Bunun adı dogma olur. Bunun adı inanç olur. Bunun adı körü körüne savunmak olur. Bağnazlık olur. Emir Paşa'yı 20 yıl evvel birinden duymuş kahraman olarak böyle su katılmamış bir kahraman. Ola söyletmiyor. Öbürü de 20, 30, 15 sene hiç fark etmez. İstersen de 5 sene olsun. Hiç fark etmez. O da yine duymuş. Duymaktan kastım sadece kulak değil. Ee, yani hem duymuş ama bir ya da iki tane yanlı kitap okumuş. O da Enver Paşa'ya su katılmamış bir hain diyeni dinlemiş, diyeni okumuş. Onu tek doğru kabul etmiş. Şimdi bir, hain ile kahraman arasında çoğu zaman minicik bir çizgi var. Bu çizginin öbür tarafına geçmek çok kolay. Kime göre hain? Neye göre hain? Neye göre kahraman? Şimdi bu mevzu oldukça önemli. Sadece bu Sarıkamış ve Enver Paşa üzerinden değil, bu 2. Abdülhamit üzerinden de Mustafa Kemal Atatürk üzerinden de geçerli. Hatta ve hatta bazılarına göre Fatih Sultan Mehmet için bile geçerli. Yani Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı uygulamalardan dolayı kesinlikle büyük bir e, padişah, bir imparatoru, hakan olmayı bırakın. E, böyle eleştirilmesi hem de çok sert eleştirilmesi gerektiğini düşünenlerin olduğunu da biliyoruz. Ya da Mehmet Akif. E, Mehmet Akif'i Belki bunlar içinde en çok taraftar olan bölünmenin en üzerinde o isim üzerinden bölünmenin en az olduğu şahsiyettir. Ama ona rağmen Mehmet Akif'i bile azınlık diyelim azınlık kalan bazıları Akif'i ırkçı bulan Akif'i ne diyorlardı yani İslamcı da demiyor da ...şu ağır ifadeler var... ...burada reklamını yapmak istemiyorum... ...yani e, Mehmet Akif'in... ...dini hassasiyetinden... E, ...yola çıkarak... ...onu acımasızca eleştiren... ...hatta küfredenler... ...demek ki... ...bağnazlık, yobazlık... ...ideolojik davranma yalnızca Sarıkamış ve Enver Paşa üzerinden değil... ...bu farklı toplumlarda da var... ...bugün... Çok çok az da olsa Almanya'da Hitler'in yaptığını savunan var, doğru yaptı diyen var. Bunu biliyoruz, basına yansıyor. Tamam Almanya'da yaşamıyorum, Almanya'da yaşamadım. Fakat biliyoruz. Şimdi Lenin, Stalin, Trotski yani Rusya'daki olay Hitler'den çok daha farklı. Onların bu bahsettiğim liderler olan sevgi, saygı Hitler'le kıyas edilemeyecek kadar fazla. Fakat onlarda da yani Stalin nasıl e, makul görülebilir diyen var. Biliyoruz. E, bu dünyanın farklı yerlerinde halen geçerli. E, bir toplumun geçmişindeki bir şahsiyetin yüzde yüz kötülendiği, e, lanetlendiği çok nadir olmuştur. Çok çok nadir olmuştur. Yani bugün Mussolini için e, bir anket görmedim. Duymadım, okumadım. Fakat özellikle aynı dönemden bahsediyorum. Yani Hitler, Stalin, Mussolini. O dönemden aklıma geldiği için örnek veriyorum. Emin olmamakla birlikte az da olsa taraftarı var. Düşünün 2022'deyiz halen dünyanın düz olduğunu iddia edecek kadar... ...farklı düşünürler, düşünceler var. Düşünenler var. Yani tarihi şahsiyetler üzerinden... Yüzde yüz ayırmak, yani e, doğru yanlış kabul etmek gibi bir ayırt etmek, e, pardon, yani e, bir yere koymak, bu iş bitti diye rafa kaldırmak mümkün değil. E, o yüzden Türk tarihindeki e, bu bölünmeler, bu ideolojik e, yaklaşımlar, bakışlar sadece bizi has değil, onu demek istedim ve Türk tarihinde de yalnızca Enver Paşa üzerinden bu kamplaşma bu dedik yani bu dedikodu demeyelim de bu inatlaşma çatışma fikrini dikte etme mevzuu sadece Enver Paşa üzerinden değil fakat Enver Paşa bu hususta ...çok hakikaten sadece Sarıkamış'ın yaşandığı günlerde değil... ...tarihin... ...yani yılın farklı zamanlarında... ...farklı tarihlerde de konuşuluyor. Biliyoruz. Halbuki... ...ki biz zaten doğrusunu yapacağız. Yapmaya çalışıyoruz. Halbuki... ...sadece siyah ve beyaz yoktur. Gri de vardır. Hem de grinin tonları vardır. Bu grinin tonlarını ama tüm tonlarını bilmek, bunları hesap etmek zorundasınız. Çünkü bir kartela var, değil mi? Renk kartelası var. Nasıl o hakikatse renk kartelası farklı görüşleri de bilmek, bir kişinin siyahının beyazının olduğu gibi grilerinin de olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bilimde son nokta olmaz. Bilimde dogmatik düşünce olmaz. Bilimde Holiganlık olmaz, yobazlık ve bilim asla ve asla yan yana gelmez. Evvela Sarıkamış ve Enver Paşa mevzusunda bu e, şüphesiz, kesin, net, tartışmaya kapalı gibi meselelerden uzak durarak değerlendirmek gerekiyor. Yani Sarıkamış'ta Enver Paşa'nın bir gecede ki yani talimatıyla bir gecede 90 bin asker dondu. Rusları bile görmediler. Kurşun dahi yatamadılar. 90 bin asker bir gecede dondu. Karların altında kaldı. Aylar sonra işte Ruslar işte kar eridikten sonra Ruslar gördü. Ondan sonra Oradaki köylüler de gördü, Ruslar da gördü. Saydılar 90 bin kişi çıktı. Ya da e, dediler ki zaten 90 binlik asker vardı. Hiç kalan olmadı, kurtulan olmadı. O yüzden 90 bin. Böyle bir şey asla yok. Asla yok. Şimdi Enver Paşa'ya ben kahraman ya da hain demediğim gibi şimdi videonun sonunda da demeyeceğim ne kadar yaşarım bilmiyorum. Ömrümün sonuna kadar da demeyeceğim. Çünkü böyle bir hükmü hiç kimse veremez. Bu bir bir daha iki, iki iki daha dört gibi bir matematik formülü, mevzusu, meselesi çözümü değildir. Sosyal bilimlerde hele de tarihi şahsiyetler üzerinde böyle net hükümler vermek doğru ve sağlıklı değildir. Ve hemen söyleyeyim, Enver Paşa vatan haini olmadığı gibi, bazılarının iddia ettiği gibi de yani e, yine isim verip reklamını yapmak istemiyorum. Bazılarının da milyonların gözü önünde, e, şimdi meseleyi söyleyeceğim kişi anlaşılacak, yine aynı olacak söylemiyorum. Kısacası, kısacası. Bu mevzuları bir kişi üzerinden ve bir kişinin karakteri hususunda bir fetva vererek, bir hüküm vererek açıklamaya kalkmak yanlıştır. Sarıkamış Savaşı 22 Aralık'ta başladı. Ocağın 5'i kabul edilebilir. Daha sonraki tarihlere kadar harekat devam etti. Artık netice alınamadığı belli olunca geride kalanlar çekildi ve hareket sonlandırıldı. Sarıkamış Savaşı Kafkas cephesinin içerisindedir. Kafkas cephesi de Birinci Dünya Savaşı'nın içerisindeki en önemli cephelerden biridir. Zaten biliyorsunuz 29 Ekim 1914'te Karadeniz baskını oldu. Yavuz ve Midilli, Goben e, ve Breslau Yavuz Midil al, adını almıştı biliyorsunuz. Amiral Suşon komutasında Karadeniz'de e, aslında eğitim amaçlı, keşif amaçlıydı. Tedbir amaçlı, işte biraz da tarasut amaçlı gösteriliyordu. O günlerde gidiyor geliyordu, gözlemliyordu, keşif yapıyordu. Tetkikat amaçlıydı. Fakat Öyle olmadı. 29 Ekim'de e, bazı gemileri batırıldı Rusların ve limandaki şehirler. işte e, Nowroski, e, Sivastopol, Odessa bombalandı malumunuz. Karşılık verildi. Savaşa girdik. Kasım itibariyle savaşa girdik. Sonra biz savaşı ilan ettik. Onlar karşılık verdi. Birinci Dünya Savaşı'na girildi. Zaten Birinci Dünya Savaşı bu olaydan önce başlamıştız. Osmanlı çok e, geç, fazla geçmeden savaşa dahil olduk. Bu bile başlı başına bir tartışmadır. Oldu bittiyle mi oldu? Enver Paşa'nın talimatıyla mı oldu? İddia Terakki'nin tamamı bu hususta ne düşünüyordu? Bunu bildiği halen tartışıyoruz ve gayet normaldir. Gayet normaldir. Çünkü sosyal bilimlerde az önce de söyledim. Son nokta diye bir şey yok. Yeni belgeler çıktığında çok şey değiştirir. Ya da mevcut belgeler farklı yorumlanır. Bu defa farklı araştırmacıların ya da bir ekibin farklı bir nazariyesini okursunuz. Yeniden düşünmeye sizi teşvik eder. Son nokta yok. Özellikle sosyal bilimlerde yok. Tıpta, fen bilimlerinde gelişmeler olduğunda bir önceki bilgi güncellenebiliyor çürütülebiliyor ya da farklı pencereler açılıyor ya da şimdiye kadar hiç olmayan şeyler icat ediliyor. Bilimde son nokta yok. Sosyal bilimlerden de bu hususta daha farklı bir cephesi var. Demek ki Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti nasıl girdi, ne şartlarda girdi, kimler bunun müsebbibi ya da karar vericisi bu tartışılıyor, bu tartışılırken Kafkas cephesinde herhangi bir e, savaş, herhangi bir hadisenin tartışılması da gayet normal. Şimdi Sarıkamış Savaşı, dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden olan, Kafkas cephesinin içinde olan savaşlardan birisi. Sarıkamış Savaşı'ndan önce e, birçok muharebe oldu, çatışma oldu tam olarak savaş denilecekse yani o cephenin içerisinde hakikaten Sarıkamış Savaşı'nı e, tabii ki önemsemek saymak gerekiyor. Doğrusu da o zaten. Şimdi mesele şu. Sarıkamış Savaşı neden 10-15 yıldır gündemde? Bu kadar önemli bir savaş. Çanakkale Sarıkamış'tan daha sonra biliyorsunuz. Hatta <laughs> Çanakkale çok iyi bilinirken hem de kaç yılında savaştan hemen sonrasında da hatırlanmaya devam etti. Fakat belli bir süre sonra zirvede yer aldı neredeyse. Türk tarihinde en çok bilinen, en çok anlatılan pek çok cephesi en iyi bilinen hangi olay deseniz İstanbul'un fethiyle Çanakkale Savaşı yarışır. Peki hala aynı dönemde aynı yıllarda günlerde yani 1915'te tamamlanan bir sarıkamış var çekilen ilk günlerinde aradan kısa süre sonra biliyorsunuz birkaç ay sonra da Çanakkale'ye geliyorlar müttefikler ve Çanakkale'de inanılmaz böyle destansı bir mücadele var, direniş var. Çanakkale'deki zafer çok güzel, çok önemli. Zaten kısa süre sonra bir kutulamare var. O da bir zafer. Fakat zafer daha çok kalıcı olanlar için kullanılıyor. Şimdi sarı kamış Kutulamare'den ve Çanakkale'den aylar önce ise Çanakkale çok iyi bilinirken Sarıkamış neden bilinmiyor? Önemli bir soru. Çanakkale'yi ülkemizin gündemine kim soktu? Bilinmesini kim sağladı? Bunu da söyleyelim. Bir, ilk sorunun cevabı. İnsanlar galibiyetleri hatırlar, ballandırarak anlatır, mutlu günlerini anlatır. Üzüntüyü yok sayar, unutmaya çalışır. Mağlubiyetlerden bahsetmez. Bir ergen düşünün. Eğer birini dövdüyse, cümle alem anlatır. Bir tokat yediyse herkesten saklar. İnsan üzerinden düşündüğümüzde normaldir. Fakat devlet hafızası, millet hafızası bu bunu kabul etmez. Çünkü tarih övünmek için değil, tarih ders almak için olmalıdır. Tamam ben Çanakkale'de kazandım. Anlatayım tabii ki. Sevineyim, övüneyim, iftihar edeyim. Çocuklar bilsin, genç nesil bilsin. O genç nesil ki gelecekteki yöneticiler olacak. Onlar bilsin, özgüvenli olsun. Doğru. Fakat Yanlış yaptığını da bilmeli. O yüzden Sarıkamış e, bu hususta benziyor. Az önce bahsettiğim reflekse örneklerden birisi olduğu için uzun dönem unutulmuş, unutturulmuş. İkinci soruya cevap Sarıkamış Savaşı'nı kim yeniden bu kadar hatırlattı? Bir tarihçi mi sizce? değil. Bir kalp cerrahı Profesör, doktor, bingür sönmez. Kendisi sarıkamışla. Yıllardır mücadelesini veriyor. 90. yılda, 100. yılda ve 108. yılda. 18 yıldır eğer sarıkamış biliniyorsa her geçen gün daha çok biliniyorsa sarı kamışla ilgili kitaplar tezler makaleler belgeseller filmler işte yazılı görsel işitsel artık ya da tiyatral bu etkinlikler bu eserler sayısı çoğaldıysa burada hakikaten öncelikle Bingür Sönmez Hoca'nın ve ekibinin arkadaşlarının yanındakilerin sayesindedir. O yüzden kendisine ben buradan bir daha teşekkür etmek istiyorum. Bu videoyu izler izlemez bilmiyorum fakat kendisiyle 2008 yılında Sarıkamış'ta yine Şehitlerimiz için yapılan etkinlikte karşılaşmıştık. Elini öptürmedi. Sarıldık. O zaman bana kısa bir açıklama yapmıştı. O videoyu ben dönüşte konferansta izlettim. Ayrıca bana bir kısa görüntü vermişti. Bu kısa görüntü de e, yine 1900 15'in ilk günlerinde Ruslar tarafından çekilen bir görüntüydü ve o zaman daha bu televizyonlarda yayınlanmadı. Yakında yayınlanacak dedi. Ee, ve o görüntüyü verdi ve ben onu Aksaray Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenen, Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği bir konferansta anlatmıştım, izletmiştim. Ve Bingür Sönmez Hoca'nın selamını da o teknoloji sayesinde yaklaşık iki dakikalık bir ...selamlama konuşmasında izletmiştim. Şimdi... ...Sarı Savaşı'nın... ...neden bu kadar... ...geç... E, ...hatırlandığını... ...anlamışsınızdır. Ve... ...kimin... E, ...bu noktada katkısı olduğunu da... ...izah etmeye çalıştım. Pekala... Yıl 2022-2023 olmak üzere. Bakınız YouTube'dan e, saymadım ama yüzlerce video var Sarıkamış'ta. İnanın bakmadım. Muhtemelen vardır. Yüzlerce video vardır. Var derken vardır. Birkaç film var. Türküler var. Ağıtlar var zaten. bunlar tekrar okundu, icra edildi. 1922'de başlayan ilk kitap. Sonrasında çok çok uzun süre sonra yazılan kitaplar var ve günümüzde de hakikaten kaliteli olanlar ama çoğu zamanda şöhret olmak isteyenlerin, para kazanmak isteyenlerin yazdığı kitaplar, kitapçıklar da var. Var ama bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken halen e, bu konuda ideolojik davranıldığı bir hakikat. Bu arada zannederim bizim çocuklar e, karnı acıktı. İkide bir geliyorlar. Yemeği ben yapacağım onlara. <laughs> e, artık biraz daha beklesinler. Gördüler çünkü benim konuşma yaptığımı. E, en azından sağ olsunlar bölmediler yani. Baba işte hadi gel <laughs> karnımız acıktı demediler. Şimdi çocuklar kahvaltı yaptılar. Biraz erken yapıyoruz. Acıktılar normal. Sarı kamıştaki askerin doğru düzgün yiyeceği yoktu, içeceği yoktu. Üzerinde gerçekten çoğunun kıyafet problemi de vardı. Yani ben şahsım adına, ailem adına acıktığımızda, üşüdüğümüzde açık söyleyeyim. Ama özellikle kendi adıma çocuklar ben söylüyorum ama onlar ne kadar bunu içselleştirdi ne kadar yapıyor bilemem. Soğuktan şikayet edeceğim zaman aklıma sarı geliyor. Bir yemeği beğenmeyecek gibi olursam yokluk gören askerler aklıma geliyor. Beni tanıyan eş dost bilir, anlatmaya gerek yok. Bir, e, su tasarrufuna inanılmaz önem veriyorum. İsraf edilmemesi konusundaki e, bilirler huyumu. Yani sadece o değil. Ben az milli değilim, yıllardır o e, sanayi müzesinde çalışıyorum. Hatta bulunduğum arşivin maalesef <laughs> ne ışıklandırması var ne havalandırması var. Yani gün ışığı girmiyor. Havalandıracak bir yeri de yok. E, haliyle karanlık bir yer ve gün içinde de devamlı ışık yanması lazım. Üzül dileyecek durum. Lavaboya giderken dahi ışık kapatıyorum. 5-6 dakika. Devletin malı. Evimde değilim. Devletin malını kullanmak. Kullanırken daha doğrusu dikkatli olmak zorundayım. Su, yani ışık ve diğer konularda bu kadar e, hassassam su noktasında beni herhalde anlıyorsunuz. Zaten tanıyanlar bilir. Biraz takıntılıyım bu konuda. Yani yolda geçerken bir suyu kapattırırım. Açık kalan musluğu. Neyse yani diyeceğim şu. İsraf etmeyeceğiz zaten. İşte bu şartları da düşündükten sonra sarı kamıştaki hadiseyi de bildikten sonra herhangi bir şeyi beğenmemek, her şey herhangi bir şeyi israf etmek. Ayağım elim üştüğünde yani duygularımı nasıl anlatayım bilemiyorum. Düşünün 30 yani eksi 30 35 derecelik bir soğuktan bahsediliyor o günlerde. Sarıkamış'a ilk gittiğimde Botun herhangi bir e, deliği, yırtığı yoktu. İki kat çorap vardı. Bak botunun herhangi bir problemi yoktu. Öyle çok kaliteli bot değil, Su geçirmez bot değildi. Deriydi, geçirirdi. Biliyorsun deriler geçirir zaten. E, fakat karın içinde yürümeyecektik. Daha önce çiğnenmiş yani ezilmiş kar üzerinde yürüyecektik. Şu Heda'ya saygı yürüyüşü. İşte dediğim gibi botum var. iki kat çorabım var. İçlik var. Pantolonum var. Atlet. Üstümde içlik, kazak. palton var. E, gri bir atkım vardı. E, ve berem vardı. Fotoğrafı da var. E, o 2008'deki yürüyüşün fotoğrafı var. Yayınladım. Paylaştım fazla da sürmedi. Çok da kara girmedik. Çünkü dediğim gibi çiğnenmiş yoldan Mehmetçik önünde gitti. Biz yürüdük. Ona rağmen Toprak Otel'de kalmıştık. Neyse otel reklamını yaptık. Toprak Otel'de kalmıştık. Geldiğimde inanın ayağım gerçekten mosmordu. Epeyce sızladı. Çünkü deri olan bottan almış. iki kat çorap, ama o kadar da değil yani sonuçta gelirken e, kliması olan ılık sıcak arasında bir minibüste döndük, hemen odaya çıktık. Şimdi ben bu şartlardayken ayağım sızladıysa düşünün gündüz kıyafeti yiyeceği sığınacağı yeri olmayan bir asker ne yapacak? Gün içinde ya da akşama doğru donan askeri gören askerin psikolojisi, haleti, ruyesi ne olacak? Gece olduğunda nasıl olsa sıcak bir çorba bulurum. Sıcak bile değil, önemli ılık bir yerde başımızı sokacak bir yer olsun diyecek bir durumunuz yoksa, bit sizi perişan ediyorsa, tif üstlenen bela yakanıza yapıştıysa, tarih boyunca sadece askerlerin değil belki de e, her e, insanın her yaştan her işte e, farklı coğrafyadan insanın başına bela olabilecek ama özellikle asker hastalığı da denilen bu tifüs, bit lekeli hummadan muzdarip askerseniz ya da onların yüzünden ölen, donan, donarken önce işte diz kapaklarına kadar donduğu için olduğu yere çivi gibi çakılan askeri gözleri donan ve o gözleri donarken deşen kargayı yırtıcı kuşu görüyorsanız siz de donmak üzereyken donuk bedenlerin dibine girip o kıyafetlerin bazılarını daha yarım saat, iki saat ya da bir gün öncesinde güldüğünüz, konuştuğunuz arkadaşın üzerinden çıkarıp ona sığınmak istiyorsanız, tuttuğunuz tüfek elinize yapışıyorsa, yanınızda su yoksa, yiyecek yoksa, atların torbasının dibinde, atın ağzının ulaşamadığı en köşede 5 6 bilemediniz 10 adet arpa tanesi için arkadaşınızla kavga ediyorsanız hatta az önce bir atın katırın pisliğinin içindeki arpa tanelerini karda yıkayıp o soğukta eliniz titrerken bir iki tane de olsa o açlığın verdiği krizle, çaresizlikle ölmemek için ağzınıza atıyorsanız ve yanınızdaki bir tanesini bana ver diyor ya da kavga ediyorsanız, belki de edecek haliniz yok, kalkacak hali yok size bakıyorsa, soğukta nasıl şikayet edeceksiniz? Fazla sürmeyecek iş yerine gittiğinizde sıcacık ya da yürüdüğünüzde bir yere gideceksiniz. Minibüse, otobüse bineceğinizi biliyorsunuz. Ya da dışarı çıktınız. Birazdan eve geldiğinizde çorba içeceğinizi biliyorsunuz. Sıcacık çay içeceğinizi biliyorsunuz. yani sarıkaştan yani bunlar öğrenmek varken işin insani yönünü konuşmak varken anlamak anlatmak varken yani niye kolaycılığa kaçılıp Enver Paşa'ya laf söyleyenin şurasını şuradan getiririm ya da Enver Paşa'ya kahraman diyenin ben falanla filan ederim tarzında insanlığa, bilime uymayan, sığmayan yaklaşımlar neden? Şehit sayısı şu kadardı, bu kadardı diyerek cevizin kabuğunu konuşup içini konuşmamak, yememek gibi yani. Neden? mazruflarken varken neden zarfa takılırız ki? sarıkamış meselesi yıllardır aynı. Çok üzülüyorum. Sadece Enver Paşa üzerinden, sadece şehit sayısı üzerinden anlatan dinleyen yanlış yapıyor. Çok zor değil. Sarıkamışla ilgili Emin olun. Öğrenmek isteyen. Neyse. Bir, birkaç kitap tavsiye edeyim ben. Ee, müsaade isteyeyim. Ee, Ramazan Balcı'nın kitabı belki 20 sene evvel yazılmış bir kitap. Çok iyi bir kitap. Kesinlikle. Tarihin sarkamış duruşması. Ben çok istifade ettim o kitaptan. Tuncay Öğün'ün kitabı var. Süleyman Süleyman Tekir Beyaz Harp. <laughs> Bingür Sönmez hocanın kitapları var. Hafsa Paşa'nın günlüğü var. Burak Bardakçı yayınlamıştı. Naçizane bu fakirin Alper Uzun Hoca'yla... ile birlikte yazdığı, yazdığımız bir makale var. İngilizce bir makale. İngiltere'de yayınlanmıştı. Springer'dan yayınlarından çıkmıştı. Hafıza mekanlarında bir sarı kamış yazmıştık. Velasını. Göreceksiniz zaten. Sağlam bir kitap aldığınızda kaynakçasına bakarsınız. Eğer okumayı biliyorsanız belgelerden okursunuz. Suyun kaynağına gidersiniz. Hiç kirlenmeden sudan içersiniz. Hiç müdahale edilmemiş kaynağından içersiniz. Arşiv belgesidir bu. Eğer okuyamıyorsanız o kaynakçada Fevzi Çakmak Paşa'nın 1935'te verdiği konferans dizisi var. Orada Sarıkamış'la ilgili çok geniş bilgi var. Onu okursunuz. Sonra dediğim, az önce bahsettiğim kitap, daha birçok kaliteli kitap var. Okursunuz. Bence okumalısınız. Okumam, vaktim yok diyorsanız da sadece bir kişiyi dinlemeyin. En az birkaç farklı kişiden artık bu YouTube üzerinden olur, başka şey olur, belgesel olur en az birkaç farklı kişiyi dinleyin. Çünkü insanız. Yalnız söyleyebiliriz. Farkında olmadan duygularımızı karıştırabiliriz. Başında da dediğim gibi Enver Paşa'yı hain ilan edenle, katıksız kahraman diye ne de mesafeli durun. Biz parti tutmuyoruz, biz ta takım tutmuyoruz. Tarihte böyle yaklaşım olmaz. dediğim gibi vazifelerim var. Görüşmek üzere. Ama şunu söyleyeyim. Sarıkamış'taki askerlerimizin hatırasının önünde saygıyla eğildiğimi bir daha belirtirim. Ve Sarıkamış şehitlerimize, gazilerimize, ailelerine hürmet etmeliyiz. Hem de çok. Tarih bilgimiz zayıf olabilir ama tarih bilincimiz olmalıdır. Bu husus çok önemlidir. Kendimiz ve çocuklarımıza borcumuz olduğunu, vazifemiz olduğunu, ailemize karşı olduğunu bilelim zaten kökünden sulanmayan ağaç kurumaya mahkum ise çocuklar da tarih bilincine sahip olmalıdır. Bakınız tarihleri olmayan derinlerde kadim tarihi olmayan milletler sinemanın gücüyle kitapların marifetiyle özellikle günümüzde sinemayla öyle bir propaganda öyle bir tarih şuuru için çalışıyorlar ki şaşıp kalıyorsunuz. Türk tarihinde inanılmaz bir zenginlik varken galibiyeti de var, mağlubiyeti de var. Ama ders almak için okumak gerekiyor. Sadece iftihar etmek için değil. O yüzden bizim tarih bilincine sahip olmamız gerekiyor. Bu hususta gayret etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi en kısa zamanda umarım başka bir mevzuda dilimin döndüğünce anlatırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.